Field Tekno kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arınç. Bugün sizlerle beraber 2A4 Tekno firmasının çıkarmış olduğu arkadaşlar. Yurt dışında aslında, Çin'de özellikle çok yaygındı. Çok fazla satılan ve çok büyük bir fiyat performans ürünü olarak adlandırabileceğimiz Bravo serisi B1 SE modeli ve B1 serisi yani Tekno Bravo B1 ve B1 SE modellerini sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ve birbiriyle karşılaştıracağız. Dilerseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle... Üst seri cihazımızda başlayalım. Kutumuzu da sizlere göstermek istiyorum. Ve kutumuzu sizlerle beraber açacağım. Aynı zamanda biliyorsunuz Tekno serisi Türkiye'de üretim yapan telefonlarıyla ve bu vergisiz telefon kampanyalarından sonra arkadaşlar biraz daha bilinebilen ve tercih edilmeye başlayan bir firmaydı. Çin'de de bu tarz üretimler yapıyordu aslında. Bu marka için tabii ki bu ürünü de çok fazla satılan özellikle Hindistan ve Çin pazarında çok fazla talep gören Asya pazarında diyebilirim. Bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Türkiye ile beraber de Avrupa'ya da arkadaşlar satışları yakın zamanda başlayan bu firma için. İkisinin tabii ki içeriğinde satıcılarının ve arkadaşlar sağlayıcı şirketlerin, Türkiye distribütörlerinin garanti belgeleri, burada kullanım kılavuzları ve tabii ki işte manuel kurulum nasıl yapılır vesaire gibi evraklar bulunmakta. Ve ikisi içinde de bunlar geçerli. Aynı zamanda Türkiye Distribütörlüğü olduğu için de arkadaşlar Tekno firması için şunu söyleyebilirim. Artık güvenilir bir alışveriş kaynağı. tabii ki yine e, son 6 ayda 1 senede çıkarmış olduğu telefonlarla hatta bir adet kıvılabilen Fold serisi. Sanki Phantom V Fold veya Tekno V Fold diye bir cihaz çıkardılar. Onu da buraya eklerim arkadaşlar. Çok e, öne çıktı özellikle reklamlarıyla. İlk olarak SE modelinin kutu açılışında arkadaşlar. Bir adet burada yine evraklar bulunmakta. Burada User Manual diyor. Kullanım kılavuzu şeklinde bir adet daha bulunmakta. Ee, SE modelinde arkadaşlar tek kulaklık mevcut. Yani kulak üstü bir aparatımız bulunmamakta. iki adet küçük, iki adet büyük olmak üzere de içinde yedek parça bulunmakta. Şöyle cihazımızı çıkaralım. Mıknatıs özellikle bir e, aslında işte kullanmak üzerine kurulu bir kulaklık. Şöyle bakalım left'ini, right'ını doğru bir bulalım da. Ondan sonra laf söylüyorsunuz videolarda arkadaşlar. Vallahi almaya başladım artık. Şu şekilde takabiliyoruz. Yine e, şu üstteki etiketleri de sizlerle beraber sökelim. Mıknatısı bir şekilde kullanabiliyoruz bu cihazımız için arkadaşlar. İlk olarak şunlardan bahsetmek istiyorum. İkisinde de yani hem SE modelinde hem de düz modelinde 5.0 bir Bluetooth desteği bulunmakta. Bu da Son çıkan cihazlar arasında verimli, e, hızlı işlem yapabilmenizi ve hızlı kurulum yapabilmenizi sağlıyor. Ve tabii ki diğer modelimiz de elimize aldığımızda aslında biraz daha canlı ve e, iri duruyor. kulaklığa göre burada da üstlerde kulak tutmaları için arkadaşlar kulağınızın iç kısmını oturtturuyorsunuz. Daha çok koşu kısımlarında kullanmak için tercih ediliyor sporcular ve işte kulağımdan çıkmasın daha net dursun. Ee, bu arka yapıda da plastik plastomer bir yapı kullanılmış Bu plastik plastomer yapı sayesinde de e, terleme yapmayan Vücuda değdiğinde zarar vermeyen ve zamanla aşınmayan bir e, plastik yapısı olduğunu söyleyebilirim Diğeri de dediğim gibi üstten farklı e, aparatlarla beraber çıkıyor Onun da kutusunu şöyle bir çıkaralım Yine burada da bir kurulum ve diğer bütün kulaklık aparatları çıkıyor arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi toplamda burada da 2 2 4 adet küçük başlık 2 adet büyük başlık 2 çift büyük başlık olduğunu söyleyebilirim. Burada yine mikrofonların yerlerine göre boşluklarda gerçekleştirilmiş. Tek büyük problemimiz arkadaşlar bu iki cihazdan da şöyle sizlere göstereyim. mikro USB 1 kablo çıkıyor. Bunu ben de anlamış değilim neden Type C değil. Ama tabii ki Type C kullanımların biraz daha Maliyetli olabileceğini söyleyebilirim. İkisi içinde aynı kablo bulunmakta. Birinde 300 mAh'lik bir batarya bulunmakta. Yani yüksek klasman olarak adlandırılıyor. Bravo B1'de. Ee, SE modelinde ise arkadaşlar 120 mAh'lik bir pil desteğiyle bizlerin karşısına geliyor. Bunların yanı sıra 10 metreye kadar aktif kullanım süresi. Bunu da denedik arkadaşlar. Yani çok verimli olduğunu söyleyebilirim. Beklentilerimin aksine. Çünkü şöyle bir durum var. İşte birisi 400, birisi 500 lira fiyat bandı aralığı olduğunda söyleyebilirim arkadaşlar. Bunlar da tabii ki resmi satış fiyatları. Fiyat performans olarak baktığımızda SE modelinin 12 saate kadar bir çalma süresi varken Standart Tekno Bravo B1 modelinin arkadaşlar 38 saatlik bir genelde yoğun kullanımda yani %100 Kullanım süresinde ise 30 saatlik bir pil desteği bizlere sağladığını söyleyebilirim. Bu cihaz için bu da çok şaşırtıcı bir detay açıkçası. Yani açık konuşmak gerekirse ben bu kadarını beklemiyordum diyebilirim. Şöyle iki cihazı da elime aldığımda söyle sizlere de yaklaştırmak istiyorum. E, SE modelinin yaklaşık işte 50 gram daha hafif olduğunu söyleyebilirim cihaz diğer cihaza göre. Diğerinde yaklaşık ağırlığı Valla ağırlık bilgileri de bakalım biz sizlerle ver. Ben, de kontrol ediyorum bu arada. Yani elinize aldığınızda daha hafif, daha kullanılabilir ve daha görüntüsü basit bir kulaklık. Diğer modelde ise böyle daha kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Gerekli detaylarla beraber işte yan kısımda arkadaşlar kulaklığı kullandığınız mikrofon kısmında da bir aparat bulunmakta. Burası da ne işe yarıyormuş? Tabii ki şarj etmek için. Diğerinde de aynı şekilde aynı yerde bir çıkış bulunmakta. Onu da sizlere göstereyim. Buradan yine mikrofon ayarlarını, sesi açma, kapama, ileri, geri ve durdurma tuşlarında bulunduğunu sizlere iletebilirim arkadaşlar. Yani bu ürünler aslında çok böyle ağam detaylı ürünler değil ama Basit bir şekilde sizlere hem tanıtmak hem de anlatmak istedim bu görmüş olduğunuz cihazları. Bu cihazlarımız B1 ve B1 SE modeli yani Bravo B1 ve SE modeli olarak adlandırdığımız iki modelde Türkiye'deki arkadaşlar mağazalarda ve Türkiye'deki e ticaret sitelerinden de bu ürünleri temin edebiliyorsunuz çok rahatlıkla. E, ee, tabii ki farklı internet sitelerinde farklı fiyatlarda bu görmüş olduğunuz ürünü e, ulaşabilirsiniz. Ancak garantili olması da bu küçük detaylardan bir tanesi diyebilirim. Tabii ki ucuz, uygun fiyattı ve Tam bir fiyat performans ürünü olmasıyla öne çıkan bu markada arkadaşlar söyleyebileceğimiz şeyler bu kadardı. Gerçekten çok rahat kullanmak için e, gerek kayış kısımları gerek elastik plastomer yapılarıyla da arkadaşlar kullanılabilir bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ben de arkadaşlar gönül rahatlığıyla e, kullanabileceğin bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası çok verimli geldi bana bu cihazlar. Bu arada son olarak da şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. İki modelinde e, suya karşı IPX5 olarak adlandırdığımız bir dayanıklılığı var. Biliyorsunuz bu çok geride kalmış bir nesil. Tabii ki 400 TL fiyat bandında hem konuşma özelliği bulunan hem yüksek yani 38 saat gibi bir çalma süresi olan bir cihaz için çok da önemsenecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Neden? E, tabii ki e, terlemeye karşı dayanıklı, toza karşı dayanıklı ürünler bunlar. Ancak yüksek su durumlarında veya işte suyun içine düştüğünde, girdiğinde, havuza girdiğinizde farklı koşullarda çok çabuk zarar görebilecek bu cihazlar. O sebepten dolayı çok da e, açıkçası IPX5'e güvenerek bir işlem yapmamanızı öneririm. Dilerseniz bu cümlelerimle beraber videomuzun son kısmıyla devam edelim. Evet dostlar bugün sizlerle beraber tekno firmasının Türkiye distribütörlüğünde Türkiye'de satışa çıkmış olan Bravo B1 SE ve Bravo B1 modeli 2 adet hem bir fiyat performans cihazı olan hem de hem spor amaçlı hem de işte kullanabileceğiniz iki adet bluetooth kulaklığı sizlerle beraber detaylı bir şekilde inceledik ve birbiriyle karşılaştırdık. 12 saatlik bir çalma süresi olan Saya modeli ve 38 saatlik bir inanılmaz çalma süresi olarak adlandırabileceğimiz Bravo B1 modelini sizlere anlatmaya çalıştık. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce bu iki ürünü sizlere anlatmaya çalıştım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Aynı zamanda bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız veya ince incelemesini merak ettiğiniz, görmek istediğiniz ürünleri de yorumlar kısmından bizlere iletmeyi unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.